birçok ülke yaşadı. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin o centilmenlik anlaşmasına dönmekle ilgili bir yükümlülüğü var. Yoksa e, Amerikan doları kullanılarak yapılan e, işlemler üzerinden dünyayı cezalandırmaya kalkması e, sonunda bütün dünyayı mesela 2019 başı itibariyle Avrupa Birliği euro cinsinden kendi uluslararası ödeme sistemini hayata geçirdi. Bunun evet. devamı gelecek. Hocam evet, bir şey fark eder mi? Türkiye'de çalışıyor. Bir şey fark eder mi? Yani olayı bir kere tersten okusak. Evet. Yani şöyle diyor. Diyor ki artık bu kadar baskın olan bir dolar kuru dünyaya ve bize zarar vermeye başladı. Diyor ki onun için dijital paraya geçelim. Dijital paranın mucide de zaten İngiltere kaynaklı bir yapı. Diyor ki aslında dolar benimdi artık bundan vazgeçiyorum. Sistemi yeni bir sisteme kurguluyorum. Buna hazırlık yapın. Bir de kur dediğimiz sistemde hani hep şöyle diyorlar ya. Ya bir euro var arkasında dolar var ve işte TL, M'le bir ülkenin bir para birimi var. Evet burada bir kur savaşları diye bir savaş var. Ya böyle bir kur savaşına ben hiç inanamıyorum hocam. Niye? Şöyle bakıyorum. işte 1944 Bretton Woods. Bütün paralar Amerikan dolarına endeksli. Evet. Geçmiş olsun diğerleri yok ki hocam zaten. Yani bugün bir tek Libra'nın dışında ki Libra bir Libra bir dolara eşit. Onun dışında onu da yöneten aynı sistem olduğu için orada okey. Yani dijital para tarafına geçtiğiniz için. Ama hangi kurdan bahsedeceğiz? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin doları zaten bütün para birimleri ona endeksli. Yani ne demek bu? İstediği zaman adam ee, sınırdaki ağaçları Meksika sınırındaki ağacı İsviçre'nin boyası basın konu bitti. Hiçbir anlamı yok yani diğer. Onlar yalnızca türev paralar gibi duruyor. Katılıyor musunuz buna? Yani çok katılmıyorum. O zaman açıklayın <laughs> hocam niye katılmadığınıza. <laughs> ee, ya şundan dolayı katılmıyorum ee, açıkçası söylemek gerekirse tabii ki Dünya Merkez Bankalarının rezervleri içerisinde Amerikan dolarının yüzde 60'lara varan ağırlığıyla ee, önemli bir e, gücü söz konusu. E, fakat her ne olursa olsun e, ülkelerin e, ulusal paraları e, üzerinden e, dolar kullanılmadan da ticaretin yaygınlaştığı bir e, dönem söz konusu. Yani Amerika her e, mecra'da mutlaka dolar kullanılan e, bir dünyadan farklı bir dünyaya gidiyoruz. Ülkeler kendi aralarında geniş kapsamlı merkez bankaları anlaşmalar yapıyorlar. Yani ben size şöyle bir Hocam şimdi ben de burada şunu söylemek istiyorum. Yapıyorlar dediğiniz zaman diğer grup artık bunun gereksinimini anlattı bize çıktı ya Merkez Bankası hı hı. dedi ki artık dijital paraya geçmemiz lazım bu kadar ya sen yönetmiyor muydun zaten Amerika FED dediğimiz şey senin değil miydi zaten ne oldu Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet parası ve halkın parası değil ki dolar. Yine aynı sistem üzerinden yorumlanıyordu veya da piyasaya sürülüyordu. Hatta Amerika Birleşik Devletlerinin devletine borç verilen bir para değil Geçek mi bu? Bir tek problem şimdi yine de her ne olursa olsun uluslararası para sistemini yönetebilmeniz için dijital paraya geçseniz bile yeni bir yeni bir otorite tanımlamanız lazım. Doğru. Dijital paraya geçerken bile yine bir otorite ihtiyaç duyulacak şu anda henüz daha o otoritenin nasıl bir otorite olabileceği dünyadaki dijital parayı bu otorite üzerinden ya da bu otorite olarak sayılabilecek belki bir uluslararası mekanizma üzerinden nasıl yöneteceğinize dair bir fikriyat yok hocam aynı şey 1845'te Çünkü yine yine şu, evet. yine şunu vurgulamak isterim her ne olursa olsun her ne kadar bir bir yapı tarafından yönetilen e, e, Merkez bir bankası. dolar evet. modeli olduğunu söylesek bile Bretton Woods Amerika Birleşik Devletlerinin e, ya da bu sistemin aslında öyle gelişi güzel Amerikan doları üretmemesine dayalı bir model üzerinden gidiyordu. Ne zaman ki 70 yılların sonlarında Amerika çok farklı gerekçelere bağlı olarak e, yürümeyen işleri yürütebilmek adına haddinden fazla Amerikan doları basmaya başladı. Sistem ondan sonra bozuldu. Yani her ne olursa olsun istediğiniz kadar e, Amerikan dolarını yerine alacak olan yeni bir dijital parayı ya da yeni bir para sistemini devreye almaya çalışın. E, her ne olursa olsun yine de miktarını kontrol etmeniz gereken bir e, sistemle karşı karşıyasınız. Yani paranın miktarını kontrol etmek çok çok önemli. O yüzden merkez bankalarının e, merkez bankalarının aslında uzunca bir zaman üzerlerinde taşıdıkları ana fonksiyon ve ana misyon aslında e, paranın değerini e, korumak ama paranın değerini bir asla da piyasadaki miktarını da yöneterek e, aslında korumaktı. Şimdi Hocam bugün, ama bakın şu bu yönle şey bakılıyor ama siz sizi yakalamışken bu soruları sormamız lazım. Hazır ya, öğretim üyesi birisini Kesinlikle. Yakaladım. Hocam şimdi bunların hepsi doğru da şimdi bir anda 10 yılda bir bir çan eğrimiz var. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri 10 yılda bir parayı basıp dünyayı yayıyor hı hı. ve dünyada bir refah dönemi. Herkes tüketime gidiyor. Sonra da diyor ki ben bu malımı, paramı tekrar geri çekiyorum. Bir bakıyoruz, enflasyonlar başlıyor, ee, her yerdeki mal ucuzluyor. Tekrar bu malın sahibi, paranın sahibi gelip oradaki malları toparlıyor. Bankalar dahil. Hani evet. biraz örnek verdik. Şimdi hani Amerika Birleşik Devletleri paranın sahibi ise, pa tabii şunu hep söylüyoruz kayıt dışı, burada, para nasıl bir şey? Ya para diye bir şey yok. Paranın güçlü olabilmesi için,